giderse her gidişinde Allah ona cennette ziyafet hazırlar. Sabah camiye gidiyorsunuz. Allah-u Teala da size cennette bir ziyafet hazırlayacak. İstemez miyiz bunu? Allah hepimize nasip edersin. Her gün Allah rızası için namaz kılmak, intifaka girmek, Kur'an okumak, vaaz dinlemek, zikrullah yapmak ve İslami konularda ders mütalası etmek gibi şeyler sebebiyle camiye gidersin. Sohbettir, ilimdir, evet, Kur'an'dır, zikrullah'tır, vaaz nasihattır. Bu maksatla camiye gelirse Allah onun amelinin karşılığı olarak cennette ziyafet hazırlar. Şimdi biz camiye gelebiliriz. Camiye gelmiyoruz. Bundan mahrum oluruz. Yapmayalım kardeşlerim. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Allah'ın hataları sildiği ve dereceleri yücelttiği şeyleri bildiğin misin? Ey eshab-ı merhamet. Evet ya Resulallah. Bildim deyince Efendimiz şöyle buyurdu. Güçlüklere rağmen eksiksiz abdest almak, camilere adımları çoğaltmak, namazdan sonra gelecek namazı beklemek. Bunlar hudutta düşmana karşı nöbet tutmak da eşittir. Allah hepimize nasip eylesin. Hepimiz boşuz. İşimiz yok, gücümüz yok. Eskisi gibi. Eskiden 3 ay harman sürerdi. Biz bilirsiniz değil mi? Ekleri geç, harmana getir, geri götür. 4 ay sürer ama şimdi bir gün, bir günde harmanı kaldırıyoruz, evimizden koyuyoruz. Boşuz kardeşlerim, bu boş vakitlerimizi camide değerlendirmeye hayret edelim inşallah. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir hadisi var burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Şöyle buyurmuş Efendimiz, her kim gece birini okumadan veya tamamlamadan okuyordu. Herkesin kendine göre bir geride var. Herhangi bir yere bağlı olan, eğer bağlı olmayanların da bir büyükler var. Kendilerine göre kullandığı kitap okumadı. Bıraktın onunla geçirenler. Sonra onu sabah namazı ile öğle namazı arasında okursa onu gece de okumuş gibi hesabına sevap yazdırır buyurmuş. Gece yapamadı, uyanamadı. Ha? Sabah namazıyla öğle namazının arasında yapmamış gerekiyor bunu. Mümin gece devam ettiği nafile namaz kılmak, Kur'an okumak ve zikretmek gibi güzel amelleri kul ile Allah Resulü arasında manevi bir irtibatı sağlamaktadır. Bu nafile ibadetler var ya ibadetler. Allah aramızda bir irtibattır. Daima onu unutmuyorsunuz. Bunları yapmakla beraber. Virdlere önem vermek ve devamlı okumak gerektir. Virdine her özürden dolayı, herhangi bir özürden dolayı yapamayan onu kaza etmekte acele ederse vaktine eda etmiş gibi tas tamam sevap alır. Allah bunları da cümlemize nasip eylesin inşallah. Ben şöyle verdiler birkaç tane çok hadis var da kısa kısa geçeyim diye. Bir hadis-i şerif daha. Cündel bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men sabde sukufu fehve zimmetillahi. Her kim sabah namazını kılarsa o Allah'ın himayesindedir buyurdu. He. Allah'ın himayesine girerken yapılan ahitleşme gereğince sizden bir şeyi talep etmesin. Çok tehlikeli bir hadis bu. Niye? Çünkü Allah ahdinde bir şeyi kimden isterse onu yakalar, sonra da yüzü üstü cehenneme atar. Allah'ın zimmetine giriyoruz namaz kılmakla. Bu hadis-i şerif bir kişi namaz, sabah namazını cemaatle kılarsa o kişi Allah Celle Celaluhu'nun kefaleti ve teminatı altına girer. Bu sebeple siz Allah'a isyankar olmayın. Yani sabah namazını cemaatle kıldınız, gittiniz bir günah işlediniz. Bu çok tehlikeli. Namaz kılanlar günah işlememeli. Eğer onun rızasına uymayan bir amelde bulunursanız Allah size yetişir ve cezanızı verir. Bu ceza ise tepe taklak cehenneme atılır. Hem namaz hem
gayrimeşru şeyler. Bunlar olmaz müminde kardeşim. Aman amin. Çünkü Allah'ın kefaletinin altına girmişsiniz. Onun kefaletindeyken tutarla bir hata yaparsak çok tehlikeli. Her gün sabah namazını kılarsa Allah'ın himayesindedir. Ona az bir şeyle de olsa kötülük yapmayın. Döndük öbür tarafa. Namaz kıldın, kötülük yaptın. Aynı. Namaz kıldın, birisine kötülük yaptın. Bu da aynı. Onun da sonu cehenneme atılmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara dikkat edelim kardeşleri. Şimdi İbn-i Hacer bu hadisin şeyinde izahında demiş ki İbn-i Hacer büyük bir biliyorsunuz bu ulema. Devamlı beş vakitle beraber sabah namazını kılan kimseye kötülük yapmaktan şiddetle sakındırmaktadır bu hadis diyor yani. Sabah namazını cemaatle kılarak kötülük yapmaktan insanlar sakınmalıdır diyor. Niye? Şey bilirsiniz, Haccac zalim. Alimlerimiz öyle demiş. Hazreti Adem'den beri zalimlerin zulmünü bir terazinin gözüne koysanız, Haccac'ın da diğer gözüne koysanız, onu onlardan ağır basar demiş. Böyle bir zalim. Haccac zalim. Bakın adamın tatbikatına bakın. Kendisine yakalanıp getirilen kimseye sabah namazını kılıp kılmadığını sorar. Eğer adam kıldım derse bu sebeple ona kötü davranmazmış. Haccac zalim. Sabah namazını cemaatle kıldıysa ona kötülük yapmışmış. Haccac zalim. Onun için aman ha, aman ha, aman namaz kılanlara kötülük yapmıyor. İnsanların ihtiyaçları için dağılmalara anı olan günün evvelinde kılınan sabah namazı çok faziletlidir. Sabah namazının terkiyle mümin ile Rabb arasındaki ahit bozulmuş olur. Aman arkadaş. Sabah namazını muhakkak camiye gidelim, camide kılmaya hayret edelim. İnşallah Allah bundan bizi geri koymasın inşallah. Malik bin Dinar, Allah'a sallallahu hazretleri demiş ki, bir kimse mahlukun sözünü bırakıp Allah'ın sözüyle ünsiyet etmezse ameli azalır, kalbi körelir, ömrü boşa geçmiş olur. Allah'ın sözünü bırakıyor da mahlukun yani insanların sözüne bakıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şöyle buyurduğunu anlattı. Allah zikri imanın bayrağıdır. Allah'ı zikretmek Allah'ın imanın bayrağıdır. Nifaktan berat fermanıdır. Şeytandan kurtaran kalbedir. Koruyan sığınaktır demiş. Allah bunu bizlere nasip eylesin. Abdullah bin Ümeyr radıyallahu anh da şöyle demiş. Bir kimse yanını yatağa değdirir. Allah'a zikretmeye başlar ve bu halinde uyarsa uyarıncaya kadar zikreden olarak yazılır. Abdest aldık, yatağa girdik. Allah, 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 Bismillah, Bismillah, Bismillah diye. Estağfurullah, Estağfurullah. La ilahe illallah, La ilahe illallah der yatarsan uyanıncaya kadar sanki zikretmiş gibi yazılır. Sesle buyursun. Allah-u Teala'nın kulunu zikri ah. Allah-u Teala'nın kulunu zikretmesi onun affıdır, mağfirettir. Bir kimse Allah'a anarsa Allah da onu mağfiret eder buyurmuş. Allah cümlemize nasip eylesin bunları inşallah. Bir hadis-i şerif daha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Alimin yüzüne bakmak ibadettir. Kabe'ye bakmak ibadettir. Kur'an okumak ibadettir buyurmuş. Allah hepimize nasip eylesin. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın İbrahim Peygamber'e halil ittihaz etmesinin sebebi. Niye dostum demiş İbrahim Aleyhisselam'a? Halil dostum. Neden demiş bunu? Efendimiz buyurmuş ki, bir yemek yedirmesi. Fakir, fukara, yolcu kim olsa yemek yedirmesi. İki, açıktan selam vermesi. İnsanlara, Müslümanlara. Üç, insanlar uykudayken gece namaz kılması iyidir. Bu üç sebepten dolayı dostum demiş Allah-u Teala İbrahim.
de istemez miyiz onlara dost olmayı, Allah'a, peygamberlere, sahabelere? Biz de bunu yapalım. Yemek yedirelim, korkmayın. Yedirin yani, gitmez yemeğimiz. Selam verelim herkese. Herkese derken selama ehil olan, biliyorsunuz selam Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Ona herkese emanet ederiz. Yani günah işleyen bir insana selamun aleyküm denilmez. Elinde sigara var. Selam veremez. İçki satıyor. Selam veremez.